Kıymetli dostlar cümleten selamun aleyküm Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir analizle bugün karşınızdayım. Türkiye'ye dair yapılan bir analiz var. Biliyorsunuz ki Bob Menendez kallavi Türkiye düşmanı ve Yunan Ermeni sevdalısı bir isimdi. Karısıyla birlikte yapmış olduğu yolsuzluklardan, külçe külçe altın iddialarından, Amerika'daki bilgileri bir takım adreslere satıyor olduğunu gündeme getiren bazı belgelerden sonra görevinden el çektirilmiş ve yerine başka bir isim getirilmişti. Amerikalılar bu konuyla ilgili bir analizde bulundular. Bob Menendez'in bizi en yakından ilgilendiren noktası neydi? Savunma sanayi alanında Amerika ile yapmış olduğumuz bir takım girişimlerin, ticari hamlelerin hep önüne geçen ve ben burada oldukça, ben burada oldukça Türkler Amerika'dan F16'ları alamayacaklar diyen bir isim olduğu için ki öyle bir yetkisi de vardı. Red oyu verdiğinde Türkiye'nin bu ticari hamlesi her zaman rafa kalkıyordu. Bana diyorlar ki işte bu konuyu anlatacağım ama şu noktaya da değinmem lazım. Bana denilen bunlara anlar ki yani hani uçak yapmıştık? Hani bizde vardı uçak? Hani bilmem neydi? Şöyleydi. Niye F-16 alıyoruz o zaman? Yalan mıydı bunlar? Arkadaşım bakın bizim milli muharip uçağımız 5. nesil savaş uçağı. İlerleyen yıllarda görev almaya başladı. Ve bizim devasa uçak filolarına ihtiyacı. Çünkü çevremizin tamamı bütün sınırlarımız cayır cayır yanıyor. Bizlerse bir gül bahçesinde yaşamaya gayret gösteriyoruz. O yüzden F16'lar Türk'ün gökyüzündeki gücünün aslında bir temsili olacak. Dünyada F16 filosu açısından baktığımızda Amerika'dan sonra en büyük filo Türkiye'ye ait. Aslına bakarsanız hava anlamında güçlü bir noktadayız ama modernize edilmesi gereken uçaklarımız var. Onların da bir kısmını kendimiz özgür projesiyle modernize etmeye zaten devam ediyoruz ama süreci hızlandırmak, bu süreçteki oluşabilecek zafiyetlerin önüne geçmek ve gücümüze güç katmak için Amerika ile böyle bir ticaret yapmaya hevesliyiz ve Amerika'dan F35 projesinden kalan paramızı almanın bir yöntemi olarak da F16'ları almak ve mevcut F16'larımızı modernize ettirmek istiyoruz. ABD merkezli Atlantik Konseyi Menendez skandalı Türkiye'nin F-16 almasıyla sonuçlanabilir açıklamasında bulundu. Yunan ve Ermeni yanlısı politika izleyen Menendez'in devre dışı kalmasının F-16 sürecine yeni bir soluk getirdiği belirtildi. Türkiye'nin F-16'ları tedarik edememesi halinde alternatiflere yönelme ihtimalini de hatırlattı ve bu alternatiflere yönelme Amerika için çok daha kötü olabilir. Yorumunu yapıyorlar. Yani bir Eurofighter Typhoon diyorlar onlara. İngilizlerden bu tip bir uçak alabiliriz ya da işte Su serisi Rusya'dan böyle bir e, uçak alabiliriz. Amerika buna çok daha bozulabilir aslında bakarsın. Gelelim konuya tekrar. Rüşvet skandalına karışan ABD'li demokrat senatör Bob Menendez Türkiye karşıtı tavrıyla biliniyordu. Biz de bu ekranlarda bunu hep anlatıyoruz. Menendez'in evinde ele geçirilen altınlar ve paraların ardından söz konusu isme yöneltilen suçlamaların Türkiye'ye F-16 tedariğinin önünü açabileceği belirtiliyor. Kim belirtiyor? Amerikalı bazı. Daha önce yapılan yorumlarda Başkan Joe Biden yönetiminin işi kolaylaştırdığını ama Senato'da sıkıntı çıktığını konuşuyorlardı. Ama o Senato'daki sıkıntı ve pürüz de bir noktada kalkmış gibi görünüyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Eylül'de gazetecilere verdiği demeçte Menendez'in devre dışı kalması bir avantaj olabilir dediği de anem satılıyor Menendez, Yunan ve Ermeni yanlısı yaşananların ABD-Türkiye ilişkilerinde değişiklikleri şimdiden harekete geçirmiş gibi görüntüğünü belirterek şunlar aktarıldı. Senato Dışişleri Komisyon Başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca Menendez, Türkiye'yi sert bir şekilde eleştiriyordu. Yunan ve Ermeni yanlısı olarak bir mücadele takınıyordu. Onlara karşı olumlu bir yaklaşımı vardı. Türkiye ise çok katıydı diyorlar. Biden'a Hitaben yazılan bir mektupta Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını engellediği sürece yasa yapıcılarında F16 savaş uçaklarının satışına karşı çıkacağı belirtilmiştir diyor. Mektupta açıkça belirtilmemekle. Birlikte Türkiye'nin bu engeli kaldırmasının ABD'nin uçağın satışına onay vermesinin önünü açabileceği kaydediliyor. Ben buralardaki dayatmaları aslına bakarsanız çok çok karşıyım. Neden karşıyım? Arkadaş Amerika kim? Kim Amerika ya? Kimse bugün Türk ülkesine bu millete bir şey dayatacak durumda. Herkes dönsün kendi derdine baksın. Kendi yaralarını sarsın. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın tedavi edilemeyecek hastalıkları var. Hani diyorlardı Osmanlı'ya son dönemlerin son 200 yılında hasta adam. Bugün Avrupa'da yazıyorlar hasta adam uyandı. Uyan komadan kaldı Ama şunu bilsinler artık onlar hasta. Ve kendi kendilerini yiyip bitirmekten başka bir çareleri yok. Öyle bir virüsle karşı karşıyalar. Kendi bünyelerinde bunu taşıyorlar. Bu bu yok oluşları ve çöküşleri bazı acı hadiseleri bizlere getirecektir diye öngörebiliyorum. Neden? Çünkü son çırpınışı güçlü olur. Evet ama son çırpınışı olur. Bunu da kimse unutmasın. Bizler Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35 projesinde ilettiğimiz paranın karşılığında F-16'ları almaktan memnun oluruz. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bize bu noktada dayatmalara devam ederse buna res çekersek bundan memnun oluruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin aksine gidip İngilizlerden, Ruslardan bir başka ülkeden başka tip savaş uçakları ve filoları alırsak bundan biz memnun olur. Ama Amerika Birleşik Devletleri de rahatsız olur. 1-3-5 sene bekledikten sonra biz kendi uçak filolarımız, insan savaş araçlarımızı yapıyoruz, insan savaş uçaklarımızı yapıyoruz. Hürjetimizi yaptık da. Anka 3 yolda. Daha ne projeler yolda anlatacağım onları da bak vakti zamanı geldiğini. Vakti zamanı geldiğini anlatacağım. Ama Milli Muharip Uçak, 5. nesil savaş uçağı bizler için çok çok önemli. 1. nesili kaçırmışsın, 2. nesili kaçırmışsın, 3. nesili kaçırmışsın, 4. nesili kaçırmışsın. Direkt 5'ten başlıyoruz olaya kolay değil ama yapacağız. İnancımız tam kıymetli dostlar. Burada araya girerek şunu belirtmek istiyorum. Bu platformlarda oluşturduğumuz içeriklerde çok fazla sayıda tehdit alabiliyoruz. Çok fazla sayıda engellemeyle karşılaşabiliyoruz. Bizlerin yaptığı işin zorluğunu lütfen göz ardı etmeyin ve bu alanda bizlere destek vermeyi ihmal etmeyin. Paylaşarak daha fazla insana ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın efendim.